Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve bugün sizlerle Köfteci New Horizons'ın 73. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde ne yapacağız? Öncelikli olarak şurada ufak bir detay göreceksiniz. Evet, hava kirliliğinin etkisi gözüküyor. Hava kirliliği kapalı olduğu halde bile. Şunları boşalttım, temizledim çünkü şu an tamamen dizel kullanıyoruz. Bunun yanı sıra yeni binamız. Çoğunlukla tamam. Sadece iç dizaynını tam oturtmadım. Burası iki kat olacak. Ve bunun yanı sıra şuralara da bu sefer clean roomları şu bölgelere koyacağım. Gruplar halinde. Ve şuraya da bir şeyler yapacağız. Şurası bir balkon olacak. Burası balkonun girişi. Geçici olarak muhtemelen Tom Craft ekipmanlarımı bu balkona koyacağım. Diğer şeylere çok bulaşmadan. Çünkü oraya zaten Greytek makinelerini koyamıyorum. Evet. Şu an için durumumuz bu. Basit olarak. Burada neler yaptık? Burada şöyle bir arkadaş yaptık. Kendisi multismelter. Aslında daha hızlı bir fırın kendisi. Aynı anda 8 şeyi birden pişiren bir fırın. Sen ne durumdasın? Neodyum mu pişiriyorsun? Ve sen de alüminyum mu pişiriyorsun? Güzel. Evet. Şu an için durumumuz bu. Bunun yanı sıra bolca circuit craft ettim. Bolca. Ve bizim bir şeye daha girişmemiz lazım. Kesinlikle girişmemiz gereken bir şey. O da Auto-Generate Power. Bu. Bunun için bir tane Combustion Engine. Tamam. Bolca Titanium gerekecek. Titanium Gearbox Casing. Titanium Intake Casing. Ve Stable Titanium Machine Casing. Bir de Maintenance Hatch. Bunun yanı sıra 3 tane Input Hatch. Bir tane Muffler Hatch. Bir tane Dynamo Hatch. Keting. Evet. Keting Boosted Diesel. Evet, buna kesinlikle girişmemiz lazım. Vesaire vesaire. Şimdilik normal dizelle besleyeceğim. Daha sonra hemen yapmayacağım da. Çünkü bir yandan da benim lubricant elde etmem lazım. Ve lubricant'ı nasıl elde ediyorum? Bakalım. Lubricant. Slurry. Fish oil. Seed oil, creosote oil. Creosote oil ile elde edebilirim ancak bu çok verimli değil. Onun yerine şu an için seed oil ile elde etmem çok daha sağlıklı olacak gibi duruyor. Seed oil için en mantıklı seçeneklerimden bir tanesi. Sen ne kadar veriyorsun seed oil? Squid. Fluid extractor. 54. Sen ne kadar veriyorsun? 66. Dur. Şu an için... Ha, gerçi dur. Bu arkadaş bayağı bir veriyor. Ama onu çoğaltmam lazım. Onun yerine... Annesin. Not you. Chestnut, tamam. Tomato. Pecan. Almond. Tamam. Seni neyden elde ediyoruz? Bundan elde ediyormuşuz. Ama senin üretimin için bayağı bir uğraşmam gerekecek. Peki.
Şu an için chestnut en mantıklısı. Açımdan. Ha, almond. Almond senin neydi? Plum ve common walnut. Aslında almond'u elde edebiliyoruz şu an ama uğraşmamız lazım onun için. Yalayayım. Aa dur, butternut'ım vardı benim. Benim bir buralarda bir yerde butternut'ım olacaktı. Butternut ağacı. Evet. Senin özelliğin neydi? Bir tanesini tarayalım. Ve gece oluyor. Ha. 2x2. Tamam. O zaman burada biraz yatalım. Ve butternutlarımıza bir bakalım. Lubricant aslında bayağı bir konuda işime yarayacak. Seni şimdi şöyle koyalım. Fireproof'tun sen de tamam. Oval Fireproof Meter Bonin vardı. Tamamdır. Şimdi seni şöyle koyalım. Tabii ki de Bone Meal. Ama burada ufak bir sıkıntı da söz konusu. Boyutu ne kadar? Boyut kısmı bayağı önemli. Evet. Bunun boyutu biraz ufak kaçıyor. Walnuts o konuda bize daha fazla çıktı sağlayabilir ancak... Walnut. Ya dur, chestnut'tı pardon. Sweet chestnut. Tree produce. Fruit extractor. 66 tane. Sweet chestnut adı yanına bakalım. Sen de 4-4'tün diye hatırlıyorum. Evet. Evet, Sweet Chestnut bize daha büyük bir yield veriyor ancak aslında aradaki fark o kadar da fazla değil. Crossbreed ile evet belki bir fark yaratabiliriz ancak şu an için sanki Butternut bize daha verimli olabilir gibi duruyor. Tabii bunu elde etmek için Forestry Farm yapmam lazım. Şimdi görevlerden bir Forestry Farmlarına bakacağım. Evet. Sanırım Forestry Farmlarına girişebilmem için bu yolları bir takip etmem lazım. Şu robotlardan herhangi, şu motorlardan herhangi biri var mı elimde? Engine. Ha dur, tabii malzemeleri de gerekiyor. Clockwork Engine. Rough Iron Spring ve Rough Iron Gear elde edersem tamamdır. Hobbyist Steam Engine'miş bu, tamam. Yanlış yer. Pizza. Ya tamamdır. Sadece bir tane, iki tane iron gear yapmam lazım. 8 iron gel bakalım. 8 submit. Ve bu görev small gear değil, normal gear. Benim bir tane de high voltage extruder yapmam da gerekli. Hız için. Nasıl onu yapabilirim? Seni bu arada
Andrei. Bu benim şurada high voltage. Şunları da yapmam gerekecek. High voltage extruder. Sen neredeydin? Bunun görevi vardı çünkü olduğunu hatırlıyorum. Burada değil miydi? Ha tamam burada. High voltage extruder. Yapımın kolay aslında. Sadece kental wire yapmam gerekiyor ve voila. Ah. Evet. Ve kinesis pipe'lar. Wooden kinesis pipe. Ascender. Ascender hali daha ucuz. İki stick. Cobblestone kinesis pipe. İki tane cobblestone rod. Tamamdır. Şimdi. İki tane cobblestone. Copper wire'ım zaten var. Bir de clear glass plane lazım. Onun için bana bir tane sel gerekiyor. Buradaki lubricant'ımı alayım. Ve gel bakalım. Sonra sana şunu atalım. Ve buradan voilà. Bol bol clear glass plane. Copper wire. İki tane de stick. Şimdi. Ups. Sen gel. Sen gel. Bir tane almışım. Ve sen gel. Tamamdır. Sonra da siz ikiniz gelin. Dın dın dın. Dur, bu ne istiyor? Ha, bu tin wire istiyormuş. Silver. Tin wire mı yok? Benim galiba tin wire'ım yok. Tin. 32. 323 değil. 32 istiyorum sadece. Sevgili Lete. Tamamdır. Sadece bir tanesi bana yeterli. Ve voilà. Ve burası da tamam. Sana şimdi şuraları da yapacağız. Şimdi bana koyalım. Sen 16 tane copper wire, magnetic rod, steel rod. Steel. Bir tane gel. Ve bana buradan rod ver. Copper wire'ım ne kadar var? Evet, tamamdır. 32 tane alayım şuradan. Sonra sizi bir magnetize edelim. Nasıl dur? Şunu da edelim. Tamamdır. Ve koyalım. 3 ile beraber. Ve bu tutanklar. Siz şöyle geçebilirsiniz. Ha, tamam. Voilà, bu görevde tamam. Sonrasında bana burası geldi.
Fermionic Fabricator. Carpenter'da yapacağız. Molten Redstone. Tank, coil. Oops. Tankımız burada bir yerde vardı. Tank. Steel screw. Yok. Bir steeling daha ihtiyacım var. Şimdi gel bana bakalım boltlar ile. Evet. Bu boltlarımızı da yapalım. Ve jet hızıyla screw'a da dönüştürelim. Yarısı sen şöyle gel. Carpenter'ın... Hah burada. Kafa gitti bir an. Tamamdır. Başka ne lazım? Elektrik motor ve sturdy casing. Elektrik motor. Burada hiç sturdy casing'im var mı? Yok. Seni nasıl yapıyorduk? Ups. Ne be machine casing ve bronze casing. Tamamdır. Evet. Bronze 2 adet. Submit. Casing, 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 casing. Tamamdır. Ve steel. 9. Yedi, sekiz, dokuz. Sen gel, ranch'im. Neredesin sevgili ranch'im? Buradasın. Sonrasında team. Rough iron. Düzenli olarak bir tane rough iron plate'lerim. Ve sizleri ben bir assembler'a koyacağım değil mi? Yep. Assembler tamam. Machine hole'a çevirdim ben bunu. Sadece machine casing olarak kalacakmış. Submit. Neyse sen şurada kenarda dur. Belki bir gün işe yararsın. Artık gerçi dur. Ara ara yapmam gerekiyor low voltage makine. Ah. Tolduğu bu. Şey Thanos'un dediği gibi. Back to me diyecek bana. Casing. Tamamdır. Ve başka ne lazımdı sana? Elektrik motor. Bir de Molten Redstone. Ha tabi bunda Seed Oil kalmış. Tamamdır. Motor ve Scroll'lar. Tamamdır. Bir de Molten Redstone. Neden 1000 tane? Şimdi. Bir de Work Table nerede? Work Table'ımız da burada. Redstone gel bakalım.
Ve ranch. Tamamdır. Tamamdır. 8 red, molten redstone artacak. Neyse, ne yapalım. Aslında birkaç tane daha carpenter yapmam gerekecek ki yine workshop'ta. Hepsi farklı sıvılarla dolu. Ve Termionic Fabricator. Voilà. Terminal Fabricator, sen nereye koyabilirim? Buraya koyabilirim. Tamamdır. Seni de şöyle bırakalım. Appetite. Bakalım bunların hepsi var mı bende? Bunların bende olması lazım. Gerçi yatağını biliyorum da en kötü yatağını toplarım. Üç tane appetite orum var. Appetite orum. Evet, yokmuş. Dolayısıyla da şuraya sonradan gireceğiz. Be gone die. Tamamdır. Sen son aranızda en işe yarar. Kasapit. Biz diyelim. Evet. Nasıl dur? Benim bu yakınlarda bir apetit yatağım var mı? Olması lazım. Varsa eğer oraya direkt miner kuracağım bir tane. Cam, sen şöyle gel. Piston, sen de şöyle gel. Oh. Ve miner'ı nasıl kurduğumu da görmüş olacaksınız. Seni bir açalım bakalım. Sen gel. Peki. Peki işe yarayabilirsin belki. İşe yarama potansiyeli olan bir şeysin. Şimdi. Bize miner gerekecek, değil mi? Tabii önce uyumamız gerekecek. Benim bir apatit yatağım var mı buralarda bir sen? Evet, buradasın. Medium voltage lityum battery. Söndesin film. F4. Sana gerek yok ama sana gerek var şu an. Sence sen gel. Geri kalan şeyler bunun içindeydi zaten. Ve apatit yatağı. Şu arkadaştan uzak durarak yürüyelim. Ah, at. Yan başka bir şey zannettim. Bu oyunda başka yaratık mı vardı? Şey, başka normal mob mu vardı? Diye. Beynim kaymış arada. Apatit, 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 apatit. Sevgili apetit yatağı. Evet. Tamam, apetit yatağı nereden başlıyor? Çok fazla yukarısından kazdırtmayalım. Apetit yatağı burada başlıyor. Tamamdır.
Ha birazcık aslında onunla başlıyormuş aslında. Ya dur bu. Small var bunlar, tamam. Evet bunlar small or. Ha, biraz aşağı iniyormuş bunlar. Bakalım. Nasıl, dur şunu kapatayım. Small or. Sen bayağı dipte miymişsin? Ya bunu niye apatit diye işaretledim? Ha bundan ötürü, tamam. Şimdi. Sana lazım değil demiştim de lazımmışsın. Small petit. Bana büyüğü lazım. Şimdi. Sen gel. Molorlardan gelenleri şöyle bir atalım. Ardından. Miner. Sen çıkışını şöyle al. Sen şöyle gel. Item output. Ve mining pipeler. Mesela bir siteye yeterli. Çünkü zaten burası 51 blok. Ve kazmaya başladı. Ben de sadece şunları şöyle bırakacağım. Evet. Bu arkadaş kaza dursun ve sen kaç çanka ayarlasın. Nasıl olur? Scanner'la da bakabiliyoruz sanırsam. Tam work area 32, 33 blok. Tamamdır. Şimdi gel bakalım. Bu bunları kaza dursun. Bölüm bittiğinde ben bu görevi tamamlamış olacağım. Daha sonra bölüm bittiğinde değil de sonraki bölümün başlangıcında. Sonrasında bize başka neler lazım? Evet, baş döndürücü bir gidişatın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Bana bir tane Fluid Extractor gerekecek. Fluid Extractor. Seni... voltaj yapabilirim aslında çünkü low voltaj kullanmamda çok bir sıkıntı olmayacak burada. Evet, bölümün başında ne demiştik arkadaşlar? Fluid Extractor. Basic Fluid sen lazımsın. Siz ikiniz. Kablo. Glass. Ve sen. Submit. Rod. Rot tabii daha uzun sürüyor. Yapmadım. Ha çünkü type'lerim yok. Neyse.
Motor. Ve tin kablo. Alamadım. Basic fluid extractor. Ve seni nereye dizebiliriz? Aslında burası dizilebilecek güzel bir yer. Geçici olarak da olsa. Tüm bu fabrikasyonlarımı daha sonradan daha değişik ve daha değerli toplu bir hale getireceğim. Ve bir de distillery lazım değil mi? Basic distillery. İki tane de tank lazım. Tank. Low voltage fluid tank. İşte iki tane high voltage fluid tank kullanıyor. Çünkü ikisi de gerekecek. Şimdi. Düzenimiz çok basit. Ah. Bunun arkasına da bir tane daha driver. Ve item conveyor belt. Driver'lar yukarıda daha sonra barrel'lar. Driver'lar da yukarıda. Tamamdır. Sen geldin. Bana başka ne lazım? Bir tane de senden lazım. Sana iki tane senden lazım ve iki tane de senden lazım. Bundan bir tane Enderman mi geçti? Bana mı öyle geldi? Sanırım. Ve envanterimi alabileceğim kadar olmaz. Şimdi. Sen gel. Ve sen gel. Sen export modundasın. Sen import modundasın. Tamamdır. Aradığımız düzen bu. Ve walnut. Sen fleet auto export. Ve sana bir tane de pump lazım. Pump, 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 pump. Pump, 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 pump. Import. Ha tamam, buna doluyor. Seed oil'lerimiz buna doluyor. Tamamdır. Şimdi seed oil. Senin distiller de 4 ile. Sana 4 lazım. Engel. Target programmer 4 tamamdır. Ve birazdan diyeceğiz ki yaşıyor. Ve sen de fluid atı oldun. Evet, artık otomatik olarak lubricant üretiyoruz. Kayganlaştırıcı. Ve şu arkadaşları da dur. Lubricant, basic brewery. Sıları da. Bu şekilde daha verimli elde ediliyor da. Şu arkadaşa elde etmekle uğraşamıyorum şu an.
Ama sonradan elde etmem gerekecek gibi hissediyorum. Evet. Yavaş ama emin adımlarla üretilen kayganlaştırıcımız. Bu pasif olarak arkada kendini üretecek. Oh. Daha sonrasında tabii bunu farklı farklı makinelerde kullanacağız. Bunun gibi. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.